küresel ısınma şiddetini artırıyor. Atmosferdeki karbon oranı son 800 bin yılın en üst seviyesinde. Son 800 bin yıl içerisinde karbondioksit oranı bugünkü seviyeye çıkmadı. Kuzey Buz Denizi ve çevresindeki buzulların son 36 yılın en dar buz genişliğinde. Bu durum NASA ve Colorado Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışmayla ortaya çıktı. Daralmanın 500 kilometreye çekilmesi nasıl bir tehlike taşıyor? Küresel ısınmanın yarattığı tahribatları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Profesör Doktor İhsan Çiçek'e sorduk. Çiçek, buzulların erimesinin daha da artacağını söyledi. Karaların üzerindeki, denizlerin üzerindeki buzulları eritip bunun sonucunda kutup bölgelerindeki ısınma trendi dünyanın diğer yerlerindekinden çok daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Buzulların erimesiyle Bering Boğazı'nın ulaşıma açılacağını söyleyen Çiçek, ekosistemin bozulacağı uyarısında bulundu. Buzulların erimesine, Bering Boğazı'nın buzullardan temizlenmesine bağlı olarak belki de yakın gelecekte deniz trafiğine açılacak. Buradaki diğer ekosistemlere, soğuk alanlara gelen diğer deniz faunasına bağlı olarak bunların her birisinin ekosistem zincirleme olarak bu olaylardan zarar görecektir. Karbon salımının aşırılığı deniz suyunu asitleştiriyor ve ilk olarak kabuklu hayvanlara zarar veriyor. Midyelerde vesaire gibi hayvanların kabuk oluşturmasına, mercan oluşumunda problemler yaratıyorsunuz. Bu asidifikasyon. Çiçek, önlem alınmazsa en az 150 milyon kişinin iklim mültecisi konumuna düşeceğini belirtti. En az 150 milyon kişi iklim mültecisi olarak karşımıza çıkacak bu olay sonucunda. Tabii dünyanın bununla baş etmesi gerekecek. Bu mültecileri kim kabul edecek, nereye yerleştirecek?